İzmir bir deprem kenti. Yani bunu inanmamazlık etmenin, anlamamazlık etmenin bir anlamı yok. Her yerde faylar var. Burada gördüğünüz fayların her biri, emin olun, 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Ha bunlar 7 ve üzerinde bir deprem üretirlerse, bugün İzmir'i, bak kelimenin anlamıyla bilerek söylüyorum, felç eder, felç. Öyle 120-130 tane insan vefatıyla kurtulamaz bu kent. Bu kırmızı olanlar, şu kırmızı olanlar, işte Çeşme Fayı var, güzel bahçe mi var, işte burada şey fayı var, Gümüldür müdür nedir işte, Tuzla fayı var, işte şurada Graben fayı, İzmir fayı bu tarafa geliyor böyle. İşte Manisa fayı, bilmem ne, neyse bir sürü isimler var. Ama bak bu fayların hepsi gerçek, tespit edilmiş, canlı ve bu fayların her birinin büyük deprem üretme kapasitesi var. Bir sefer bu önemli. İşte burada da yine o fayları, böyle isimlerini yazdım, buradan okunmuyor ama bu fayları görüyoruz. Şimdi bu faylar İzmir'i vuracak olan faylar. Ama ne zaman, nasıl, ne büyüklükte onu bilmiyoruz. Şimdi düşünün ki bizim kentimizi tehdit eden bu fayları biz özelliklerini bilmiyoruz. Yani bundan daha büyük aymazlık olur mu ya? Yani nasıl biz Cumhuriyet döneminde İzmir'i yaşayıp, bu Osmanlı da dahil, hadi o zaman bilim ileride değildi, 2023'e kadar biz bu kadar naif, bu kadar inanmayan, bu kadar bilime önem vermeyen bir mantıkla nasıl geldik ya Allah aşkına? İzmir'i tehdit eden faylar burada kuzu gibi oturuyorlar. Biz bunların özelliklerini bilmiyoruz. Özellik dediğimiz şu, ne zaman uyanırlar? Uyanırlarsa ne büyüklükte deprem üretirler? Nasıl üretirler? Bu depremin dalgaları İzmir'in zemininin altına girdiği zaman nasıl davranır? Bizi nasıl etki eder? Nerelerde depremin hızı artar? Nerede azalır? Vesaire. Bunları bilmeden nasıl oturduk ya? Ya gerçekten yani bu çok enteresan. Bu faylara rağmen hiçbir şey yokmuş gibi biz bu çağa kadar nasıl geldik?